Kendimizi koruyamadığımız korku oyunlarını maalesef ki hiç sevmiyorum. Kendimizi koruyabildiğimiz, karşı koyabildiğimiz korku oyunları da maalesef ki korku unsurlarını gitgide kaybediyor. Tabi istisnaları var. Yeni çıkan Silent Hill 2 bunun en büyük örneği. Hem kendimizi koruyup karşı koyduğumuz, hem jumpscare koymadan gerilimi sonuna kadar hissettiğimiz, hem de muazzam hikayesiyle bizi sürekli oyunda tutması bu oyunu tam bir istisna yapıyor. Bir diğer verebileceğim örnek ise Resident Evil serileri. Resident Evil serileri de korkutma anlayışı tartışılsa da hem hikayesiyle hem oynanışıyla hayatta kalma korku oyunu dedik mi ilk akla gelen oyunlardan biri. Alan Wake 2 de yine bu türler için verebileceğim güzel bir örnek. Tabi DLC'lerini saymazsam. Bir DLC'si oyunu bütün atmosferini bozarken diğer DLC'si ise sadece evrenleri birleştirmeye zorluyor. Neyse konumuz kendimizi yine koruyamadığımız ama gerçekten başarılı bulduğum 2 tane efsane oyun. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın, bana gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda sizin de bu şekilde aklınıza gelen bir korku oyunu varsa, çoğu kişinin bilmediği, onu da yorumlarda belirtirseniz benim gibi korku oyunu sevenler girip sizin önerdiğiniz oyuna da bakabilirler. O zaman başlıyoruz. Neyse konumuz kendimizi koruyamadığımız ama gerçekten başarılı bulduğum korku oyunlarından ilki. Tabii ki de Outlast değil. Ama gel gelelim Outlast ile iyice popüler olan, kendimizi koruyamadığımız, incin, ruh gördüğümüzde far görmüş tavşan gibi kaldığımız, korkutmak için sadece çaresizliğimizi kullanan oyunlara. Neden Outlast ile popüler olan diyorum? Çünkü bu türde daha önce de örnekler gördüysek de inanın hiçbiri oynanır gibi değildi. Ve gerçekten vasat hikayeleri vardı. Outlast'ın hikayesi de bana göre vasat olsa da hikayenin sunumu, oynanışı ve bölüm tasarımları gerçekten güzeldi. Oynarken üstüne düşünülmüş, gerçekten korku oyunu seven bir ekip tarafından yapıldığı belli olan bir oyundu. Gerçi ikinci oyunda bana göre serinin içine sıçılmış olsa da üstüne de Outlast Trials ile tüy dikilince neden korku türü oyunları ya remake'lerden ya da belli başlı oyunların devamından oynayabiliyoruz diye aklıma bir soru takıldı. Ve aklıma daha önce Twitch yayınları yaparken izleyicilerimin önerdiği bir oyun geldi. The Dark Occult. 2018 yılında çıkışını yapmış olan, bağımsız bir firmanın geliştirdiği ve tutku projesi olduğunu oynadıkça daha iyi anladığınız bu oyun maalesef ki ismini çok duyuramadı. Üstelik Türkçe dil seçeneği de mevcuttu. Oyunun hikayesine gelecek olursak paranormal olayları araştıran ekibin bir üyesiyiz ve ekip komple kaybolmuş durumda. Kayboldukları yer ise perili olduğu söylenen büyük bir malikane. Bu malikaneye arkadaşlarımızı bulmak için giriyoruz ve girdiğimiz gibi bir sorun olduğunu anlıyoruz. Tabi bu durum karşısında onurlu ve gururlu tavrımızı bozmadan evden çıkmak için dönüyoruz kapıya, ama nafile. Kapı duvar. Hikaye aslında çok sıradan başlasa da oyunu oynarken hikayeyi bizim keşfetmemiz ve hikayenin de gerçekten sürükleyici olması oyunu gerçekten merak uyandırıcı bir hale sokuyor. Son 2-3 saatin oyunu uzatmak için koyduklarını hissetsek de özellikle ilk saatlerinde hikaye bizi direkt içine çekiyor. Bildiğimiz bütün duaları okuyarak başlıyoruz malikanenin hikayesini ve arkadaşlarımıza ne olduğunu araştırmaya. Ama asıl amacımız evden çıkmanın bir yolunu bulmak. Is going on here? Öncelikle bol miktarda kapı olduğunu görüyoruz. Ama bu kapılardan bir tanesi dışında hepsi kilitli. Bu sırada da tekinsiz atmosfer sebebiyle başlıyor oyun sizi germeye. Oyun korkutmak için de çok fazla zaman kaybetmiyor. Gerilimin biraz düştüğü noktalarda direkt anlamlı jumpscare'lar yerleştirmiş. Oyunda zaten bol bol jumpscare var. Ama bu jumpscare'ların yerleri o kadar güzel ayarlanmış ki anlatılmaz, gerçekten yaşanır görmeniz lazım. Açık olan tek odaya girip biraz odayı araştırdığımızda bir anahtar buluyoruz. Ve kapıları açıp bulmacaları çözerek hem evin hikayesini öğreniyoruz hem de çıkışa adım adım yaklaşıyoruz. Anahtar ve bulmacalar da oyunda bol miktarda var. Anahtar bulmak belli bir süre sonra yeter artık dedirtse de oyundaki bulmacalar o kadar güzel tasarlanmış ki hiçbiri tekrara düşmüyor. Hepsi sizi üstünde düşündürtüyor. Bulduğunuz anahtarların ilgi çekici tek noktası burçlarla sembollendirilmiş olması. Eğer astrolojiye ilginiz yoksa siz de benim gibi biraz karıştırabilirsiniz. Bana burçların sembollerini öğreten oyun The Dark Occult'tur bu arada. Dipnot, bu da bir bilgi, bir gün işinize yarar. Bu bulmacaları çözerken de Venom'dan fırlama ablamızın ruhu da sizi oyun boyunca hiç rahat vermiyor. Bir anda ansızın arkanızda belirebiliyor veya tam bir kapıyı açtığınızda karşınıza çıkıp sizi kovalamaya başlayabiliyor. Bu abladan kurtulmanızın bir yolu malikanede bulunan, içerisi sembollerle kaplı, açık incil olan günah çıkarma odaları. Bu odalar hem sizin koruyucu odanız hem de save noktanız. Yalnız önemli bilgi vereyim. Bu odanın kapısını girdiğinizde kapatmazsanız abla size yine ulaşabiliyor. Bu abladan kurtulmak için diğer bir yol ise evin içinde random bir şekilde bırakılmış tılsımlar. Bu tılsımları ev ararken rastgele buluyorsunuz ve abla sizi yakaladığı zaman bu tılsımları kullanabiliyorsunuz. Oyunun bölüm tasarımları ise o kadar başarılı olmuş ki her oda, her kat sizi farklı bir konumdaymış gibi hissettiriyor. Birbirine benzeyen oda sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Oyunda dar tüneller, karanlık alanlar, bodrum katları, çatı katları ne arıyorsanız var. Muazzam ses tasarımıyla da eşsiz bir atmosfer sunuyor oyun. Ses tasarımı üzerine bayağı bir kafa yorulduğu belli. Özellikle kaliteli bir kulaklıkla oyunu oynarsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Kırık camlardan içeri giren rüzgarın sesinden tutun da evin içinden gelen gıcırtılara kadar her detay üstüne düşülerek tasarlanmış. Ama gel gelelim oyunun en büyük eksisine. Oyunda gerçekten oyun kıran bug'lar ve hatalar mevcut. Bu hata dediklerim basit hatalarda değil. Oyun direkt kapanabiliyor. Optimizasyon sorunu yaşayanlar da olmuş ama ben hiç optimizasyon sorunu yaşamadım. Yine de bu söylediklerimi, bu eksileri göz önünde bulundurarak oyunu almanızı öneririm. İkinci oyunumuz The Mortuary Assistant, yani morg asistanı. The Mortuary Assistant 2022'de bilgisayar için çıkışını gerçekleştirmiş. Bu sene de PlayStation için çıkışını yaparak benim de radarıma girmeyi başarmış. Gerçekten korkunç bir deneyim oldu. The Mortuary Assistant bizi küçük bir kasabanın morguna götürüyor. Morgda asistan olarak işe başlıyoruz. İlk günümüze başladığımızda henüz gece olmamasına rağmen morgun gerilim dolu atmosferini direkt hissediyoruz. Başımızda duran, donuk bakışlarıyla devamlı uyuz olduğumuz doktor bize "Merak etme, seni daha gece vardiyasına tek başına çağırmam ama ileride tek gelmen de gerekecek" diyor. Bunu duyunca biraz rahatlıyoruz. Sonuçta morgda gece tek kalma fikri gerçekten hoş değil. Doktor bizi daha fazla bekletmeden eğitime alıyor. Yaşlı bir ablayı kesip biçip ne olduğunu, neden ve nasıl öldüğünü araştırmaya başlıyoruz. Bu ilk bölümde herhangi bir korku unsuru olmasa da gerek morgda yürümek, gerek soğutucuların kapaklarını açıp cesetleri çıkarıp yerine koymak yeterince geliyor. Bütün işler bittiği zaman gudubet uğursuz doktorumuz bize sağ olsun evimize gitmemiz için izin veriyor. No, I know. It wasn't even my fault. Eve gittiğimiz zaman havanın yağmurlu ve kasvetli olması evde de gerilim düzeyini yukarıda tutuyor. Telefonumuzun çalmasıyla birlikte oyun daha da ilgi çekici bir hikayeyle karşı karşıya bırakıyor bizlere. Doktor hasta olduğunu ve gece vardiyasına bizim gitmemizi söylüyor. Bir de bunu rica minnet söylüyor. Tabii gitmek istemesek de ne olup biteceğini merak ettiğimiz için gidesimiz de geliyor. Zaten seve seve gidiyoruz. Aynı zamanda karakterimizin kendi hikayesi de bize ince ince verilmeye başlanıyor. Morga gece vardiyasına geldiğimiz zaman ortamın karanlık olması, yağmur ve şimşek sesleri morgun atmosferini bize daha da derinlemesine veriyor. Cesetleri incelemeye başladığımız anlardan itibaren oyun sizi temelde aynı şeyi yaptırsa da bunu nasıl farklılaştırabileceğini ve oyunun başından sonuna kadar sizi nasıl merakta tutabileceğini gerçekten çok iyi biliyor. Hem cesetleri inceleme, hem cesetlerin hikayelerini keşfetme, hem de kendi içsel çatışmalarımızı yaşarken hep diken üstünde olduğumuzu bilmek oyunu gerçekten oynaması ekstra keyifli bir korku oyunu haline getiriyor. The Mortuary Assistant'ın grafikleri gerçekten etkileyici. Morgun detaylı çevre tasarımı, karanlık ve kasvetli atmosferi mükemmel bir şekilde yansıtılıyor. Grafikler bizi oyunun dünyasına tamamen çekiyor. Karanlık koridorlar, terk edilmiş odalar ve ürkütücü mekanlar oyunun gerilimini ekstradan arttırıyor. Ses tasarımı ise atmosferin en önemli parçalarından biri. Oyundaki her adımımızı düşünerek atmak zorunda kalıyoruz. Çünkü duyduğumuz her ses bizi daha da tedirgin ediyor. Fısıltılar, ani ses efektleri ve gerilim dolu müzikler sürekli olarak tetikte olmamızı sağlıyor. Oyunda tek rahatsız olduğum şey ise yer yer dozunu ayarlayamayan ve fazlaca, ama bakın fazlaca çıkmaya başlayan jump scare'lar. İşin özü, işin aslı The Mortuary Assistant korku ve gerilim unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlayan, güçlü hikaye anlatımı ve atmosferik oyun dünyası ile dikkat çeken bir yapım. Oyunun her köşesinde hissedilen tedirginlik bizi hem hikayeye hem de oynanışa daha fazla bağlıyor. Ses tasarımı ve görseller oyunun atmosferini pekiştirirken oynanış mekanikleri ve bulmacalar bize zorlu ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Psikolojik korku türünde olan bu oyun gerçekten başından beri söylediğim gibi bir oyun olmaktan çıkıp gerçekten bir deneyim haline geliyor. Son zamanlarda da çıkan oyunlara baktığımızda ister bağımsız olsun ister büyük stüdyolar olsun firmalar gerçekten ses tasarım işini çok güzel başarıyorlar. Oyunlarda olan ses tasarımı ise bize oyunun atmosferini çok daha iyi vermesini sağlıyor. Dediğim gibi bugün Silent Hill 2 olsun, Resident Evil serisi olsun, yeni çıkan Call of Duty olsun. Bunun gibi oyunlar zaten bize çok güzel üst düzey bir ses tasarımı verirken bu tarz bağımsız oyunlarda, hatta bunun gibi daha çoğaltabileceğim çok fazla bağımsız oyunda gerçekten ses işini çok güzel başarmış durumdalar. Umarım diğer bütün özelliklerinde yavaş yavaş arttırırlar ve bu piyasada iyice rekabet artar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve video gerçekten hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoyu beğenerek bana gerçekten çok büyük bir destek olabilirsiniz. Bu arada başında söylediğim gibi sizin de aklınıza gelen ve çoğu kişinin bilmediği korku oyunları varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten korku oyunu sevdalısı biri olarak elimden geldiğince bütün güzel korku oyunlarını oynamaya çalışıyorum. O zaman herkese iyi oyunlar.